2024 yani bu yılki üniversite sınavı için bugünkü konumuz alanların branşlarının can damarları diyeceğiz sana. Çok güzel bir cümle oldu. Alanların branşlarının can damarları diyeceğiz. Ne demek istiyorsunuz hocam? Eşit ağırlık, sözel, sayısal ve YDT'nin kalan sürede nerelere ağırlık vermen gerektiğini, senin can damarın neresi oraya bakacağız. Sıkmıyorum, eşit ağırlıkla başlıyorum. Sen eşit ağırlıkçısan ve AYT kısmında 4 yıllık üniversite istiyorsan yapman gereken zaten AYT matematik olacak. Eğer AYT matematik yapabiliyorsan zaten çok büyük bir adım atıyorsun. AYT matematik açığımı eşit ağırlık edebiyat kısmıyla kapatabilir miyim hocam gibi sorular çok gelse de zaten AYT matematik yapabilen de o edebiyat yapabiliyor. Aman dikkat. Edebiyat, tarih, coğrafya zaten yapmalısın. 30 neti sosyal bilimlerde cebine indirmelisin. Kritik noktan can damarın AYT matematik. Kalan sürede buraya önem gösteriyorsun. Geçtim sözele. Sözel kısım için işin AYT kısmında. Can damarın sosyal bilimler 2. Hocam açığımı sosyal bilimler birden kapatabilir miyim? Zaten yapılıyor. Sen bir sözelciysen ve iyi bir sözelciysen zaten buralarda edebiyat, tarih, coğrafya, sosyal bilimler bir kısmına eşit ağırlıkla ortak girdiğin için zaten burası yapılıyor. 30 üstüne çıkılıyor burada. Can damarın kalan sürede sosyal bilimler 2. Aman dikkat. Geçtim sayısala. Tabii ki de kurtlar sofrası. Her videomda söylüyorum, kim kimi yerse tırnak içerisinde. Buçuk net bile çok önemli. 40-45'ler ne kadar başarılı. Ama sözelde 40 yaptın mı aslında başarısız gibi görüyorsun ama sayısalda 40 net yaptın mı kendini başarılı görebiliyorsun ve iyi bölümler kazanabiliyorsun. Peki hocam bizim can damarımız nereden geçiyor? Özellikle fizik kısmı çok önemli. 14 soru biraz böyle fiziğe karşı ön yargı var. Zor sorular da geliyor AYT'de. Fizik yapabilirsen ve 7-8 netin üstüne çıkarsan sanki biraz daha başarılı olabiliyorsun. Kimya, biyoloji tabii ki de önemli ama fizik sanki biraz daha burada eleyici nokta bazı seneler olabiliyor. Tabii ki de bu sene belki biyoloji olur, belki kimya olur ama ben sadece genel olarak konuşuyorum. Fizik biraz daha zorlayıcı gelebiliyor. İşin AYT matematik kısmında sözelciysen, çok özür dilerim, sayısalcıysan zaten 10-15 netlere varabileceğini düşünüyorum. 15 netlere geçebildiğin takdirde sayısal matematikte, AYT matematikte buradan fizik, kimya, biyolojide kapacağın 20 netle 40 netlere de AYT kısmında ulaşabilirsin. Can damarın sanki birazcık böyle fizik gibi duruyor bu senede. Geçtim. YDT'ye bakalım bir de. YDT'de geçen sene TYT'nin eleyici olduğunu unutma. Can damar geçen sene TYT oldu. Çünkü şu AYT kısmını yapabilenler var ya, hani yabancı dilleri iyi olanlar var ya, onlar zaten 70'lere dayayabiliyorlar. İşte şu TYT'yi küçümsedikleri için rekabet burada TYT'ye dönmüş oluyor. Eğer iyi bir YDT'ciysen lütfen TYT kısmına da önem göster. Tamam, 5-6 saat AYT YDT çalış ama lütfen işin TYT kısmını da küçümseme. Güzel bir video oldu. Kalan sürede dikkat çekmen gereken yerlere değindim. Takip etmeye ve videoyu da beğenmeyi unutma. Kolaylıklar.